Etsy'de bir mağaza var. Çok basit düşünmüş, böyle aman aman tasarımlar yapmamış, sadece güzel kelimeler kullanarak tişörtler üzerine mesajlar yazmış. Ve bunu Printify kullanarak yapmış. Ve ayda da 20 bin dolar ve üzerinde bir gelir elde ediyor. Şimdi bu mağazayı birlikte birazdan inceleyeceğiz. Aslında burada vurgulamak istediğim şey şu. Evet, tasarım çok önemli. Tasarım müşterinin çok dikkatini çekiyor. Ama vurgulanmış mesajlar da çok önemli. Yani kullandığınız mesajlar müşteriyi cezbedebiliyor. Çok basit düşünerek ve Printify entegrasyonuyla çok kolay bir şekilde gerçekten başarılı bir mağaza operasyonu yürütebilirsiniz. Şimdi ekranda gördüğünüz Ebollo isimli mağazadan bahsediyorum. Bu Ebollo mağazası gördüğünüz gibi zaten kapak görsellerinde de bunu kullanmış. Çok basit, çok böyle hani aman aman bir tasarım olmayan ama mesajların güzel olduğu tasarımlar oluşturmuş. Mesela bakın şurada ürünlerini tek tek inceleyelim. 14 dolara ortalama satıyor. Şu şekilde mesajları var ve çok fazla ürünü var. 719 tane ürünü var. Erkek tişörtleri 289 tane. Çok da güzel mesajlar koymuşlar buraya. Hemen görüyorsunuz. Babalar gününe özel çok fazla içerik yapmışlar. Zaten şu an Babalar Günü bu video çekildiği itibariyle çok yaklaştığı için belki de o yüzden çok ön plana çıkmıştır. Ama genellikle çok böyle nokta atışı mesajlar yer alıyor. Bu da satışı beraberinde zaten getiriyor. Şimdi bir tane ürüne şöyle bir örnek olsun diye girelim. Daha sonra teknik analizini birlikte yapacağız. Mesela şu ürün 20 kişiden daha fazla kişi sepete eklemiş durumda bu ürünü. Ebollo markalı bir tişört, gerçekten de çok şık. Burada rengi seçebiliyoruz. Mesela yeşil seçtim ben. Beden large seçtim. Fiyat 14.32. Bu fiyata tabii ki kargo ücreti dahil mi diye bakıyorum. 4.56'da kargo bedeli almış. Dolayısıyla kargo bedeli eklemiş olmasına rağmen, yani bu ürünü 18-19 dolara satıyor olmasına rağmen talep görmesinin tek bir açıklaması var. O da elbette ki üzerindeki mesaj. Bu mesaj, yani bu yazı müşterinin çok hoşuna gittiği için tercih ediyor. Ve uyumlu olması da çok önemli. Şimdi Printify'a bakıyoruz. Printify'da bu tarz mesajları ben nasıl yapabilirim? Tabii ki daha önce hazırlanmış olan bir mesaj varsa, yani buraya yazmak istediğim bir mesaj varsa Custom Text bölümüne gelerek bu mesajı kendim yazabilirim. Buradan fontları kendim değiştirebilirim. Bu tamamen size kalmış nasıl yapacağınız. Hiç fikriniz yoksa Shutterstock'ta mesela buraya yazalım. Alıntı yazıyorum. Quote. Hemen şöyle bakıyorum. Ne yapabilirim diye. Mesela şöyle bir bakıyorum. Hani ne ekleyebilirim diye, nasıl bir mesaj ekleyebilirim diye. Mesela şöyle bir mesaj var. Yani çok da güzel bir yazı. Stili de çok güzel, tasarım da çok güzel. Bunu mesela kullanabilirim. Ama tabii bunu siyah bir tişört üzerine kullanabilirim. Tişörtümün de siyah olması gerekiyor. Şu anki tişörtüm beyaz olduğu için bu belki çok uyumlu olmayacaktır. Biz buradan siyah bir tişört seçelim. Yani siyah rengi olan bir tişört seçelim. Mesela şu tasarımın navy'si ve black, yani siyah varmış. Start design dedik. Burada hemen rengini değiştirelim ve farklı bir tasarım kullanmadan yine aynı görseli kullanalım. Buradan siyah rengi seçiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça şık, güzel bir tişört elde etmiş oldum. Dolayısıyla bu tarz bir tasarım bence talep görecektir. Shutterstock üzerinden eklediğim için görseli de, dolayısıyla burada bir telif sorunu da yaşamayacağım. Sonuçta her bir satışta benden Printify Shutterstock lisans bedeli olarak 1 dolar, yani 99 centlik bir bedel kesiyor olacak. Şimdi mağazayı biraz daha teknik ve detaylı olarak incelemek istiyorum. Hemen yine kullandığım yazılımdan, Marmalit'ten bu desteği alıyorum. Hemen şöyle bakalım. Mesela 1 numaralı az önce incelediğimiz şu mesajı içeren tişört ayda 385 adet satmış. Bu gayet güzel bir istatistik. 1589 yoruma sahip, 10.000 kişi yorum yapmış. Ortalama 63 review almış. 174.000 görüntülenme almış. Bu çok çok iyi. Visibility score'da %100, yani oldukça başarılı ve dönüşüm oranı da %5. Şimdi bu dönüşüm oranları önemli. Neden? İnsanlar bu ürünü girip incelediğinde kaç tanesi satın alıyor? Yani kaç kişi, 100 kişiden kaçı satın almayı tercih ediyor? %5 inanılmaz güzel bir rakam. %6 çok çok daha iyi bir rakam. Dolayısıyla buradaki dönüşüm oranlarına bakarak hangi tişörtün daha çok talep edildiğini, hangi mesajın daha insanlar tarafından tercih edildiğini anlayabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki mesajlar bir tescili yoksa, yani herhangi bir patenti yoksa bunları ben de kullanabilirim. Farklı bir font kullanırım ya da işte farklı bir tişört rengi kullanırım. Dolayısıyla ben de bu mesajları kendi ürünlerimde kullanabilirim. Tabii ki bir patenti yoksa bu mesajların, ki çok patenti olduğunu zannetmiyorum zaten. Bunlar tercih edilebilir. Şöyle aşağı indiğimiz zaman ortalama bakalım. Revenue'larına,
Mesela şu en baştaki tişört 8.000 dolarla başı çekiyor. Yani her ay 8.000 dolar ciro yapıyor sadece bu tişörtten. Şu tişört 2.900 dolar. Şu 2.000 dolar. Bakın bu da güzel. 1.000 dolar ciro yapmış. Ama 7 aylık bir liste. Bakın bu 25 aylık, yani en çok satan ürün 25 aylık bir liste. Dolayısıyla çok fazla satmasının sebebi uzun zamandır listeli olması. Yani burada uzun zamandır Etsy'de satış yapıyor olması. Burada en büyük faktör. Ama 7 ay önce, hatta 4 ay önce oluşturulmuş bir liste tişört tasarımı güzel olmasına rağmen 692 dolar bir ciro yapıyor. Çünkü 4 aylık bir liste. Buradan da şu çıkarımı yapabiliyoruz. Eğer biz çok şık bir mesaj yazabiliyorsak tişörtün üzerine Printify aracılığıyla ve listeleme yaptıysak hemen başarıyı beklemekte çok gerekmiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Doğru etiket kullanımlarını burada uygulamak gerekiyor ki burada Marmalit gibi ya da Everbee gibi yazılımlar bize burada çok yardımcı oluyor ve gerçekten de uygun anahtar kelimeleri, yani uygun etiketleri ürünlerimize uygulatabiliyorlar. Dolayısıyla bunları mutlaka incelememiz gerekiyor. Şimdi bu çok güzel bir örnek, çok güzel bir rakip. Çünkü bu rakibin bütün geçmişini burada görebiliyorum. Satış performansını inceleyebiliyorum. Mesela 53 aydır listelenmiş olmasına rağmen bugüne kadar 1300 tane satış yapmış. Bir ayda da 23 satış yapmış. Başarılı olmayan bir ürün. Mesela bu ne demek? Demek ki bu tarz karmaşık mesaj içeren tişörtler çok tercih edilmiyor. Daha basit düşünmek lazım. Daha sade düşünmek gerekiyor. Ne kadar sade, ne kadar basit düşünürseniz aslında günün sonunda bu ürün o kadar çok satabiliyor. Dolayısıyla tek bir pencereden bakmamak gerekiyor. Biraz kafamızı sadeleştirmek yetebiliyor. Dolayısıyla bu bakış açısıyla biz de bu mağaza gibi ayda 20 bin dolar, belki 50 bin, belki 100 bin, yani inşallah daha da fazla kazanırsınız elbette, ama çok büyük cirolara ulaşmak aslında çok da zor olmayacaktır. Biraz sabır gerekiyor. Biraz fikir gerekiyor. Yani ben burada nasıl bir tasarım yaparım? Nasıl bir mesaj veririm? Mesela babalar günü, anneler günü, sevgililer günü, her güne özel bir mesaj oluşturabilir miyim? Ya da siyaseti takip ederim, gündemi takip ederim Amerika'daki ve oradaki gündeme ya da siyasi duruma göre mesajlar yazabilirim. Dolayısıyla bunlar da çok talep görebilir. O yüzden gündeme ne kadar yakın olursak ya da özel günleri ne kadar yakından takip edersek, bu tarz özlü sözleri ya da önemli sözleri Amerika jargonuna ne kadar hakim olursak bence o kadar başarılı iş yapmış oluruz. Türkiye'de de bu iş yapan çok fazla insan var ve başarılı olan çok fazla insan var. Ben takip ediyorum, biliyorum da. Siz neler yapıyorsunuz? Başarıya ulaştınız mı? Aşağıda yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Yorumları tek tek okuyorum. Mümkün olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.